Merhabalar, yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir model yapacağız. Şöyle koyu bir patlıcan mor tonu kullanacağım. Tek renk tülbentim de 103 numara pudra tonu aslında. Böyle gri gibi bir değişik ton çıktı şey videoda. Şöyle. Ben kenar tığlamamı yaptım. Tonu pudra arkadaşlar. Pudra ve iki renk birbirine çok yakıştı. Videoda belli olmuyor. Fotoğraflarında da çok böyle tam tonunu çıkartamadım bir türlü yazmamın. Ama pudra tonlarında. Bu ipimle patlıcan mor olan da 112 numara. İki ipim de altın başak. 103 numara altın başak. Pudra tonum ve yazmamla aynı tonda ipimde. Aynı numaralı yazma. Cenk markanın yazması. Çok güzel bir model yapacağım bu yazmama. Ben sipariş üzerine başladım. Yani siparişim olarak yapacağım modelimi. Müşterim yolladı resmini. Resimden çıkartarak yaptım. Çok da güzel ama biraz ağır bir model. Umarım siz de beğenirsiniz. Çok bittiğinde çok hoş duran bir model gerçekten. Fakat biraz zor, ağır bir model. Biraz zorlayacak bir model. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. Öncelikle mor olan ipimle motiflerimi yapacağım. Alt zemin kısmını da yazmanın kendi rengiyle yapacağım. Şöyle ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Bu çektiğimizle birlikte 10 tane zincir yapıyoruz. 2, 3, 6, 8, 9, 10. En baştakini sayarak 10 tane zincir yaptık. Hemen ilkine değil, ilkine batmak çok zor olacaktır. Hemen ikinci zincirin içinden geçip bir sık iğne ile kapatıyoruz. Bu şekilde bir yuva elde ettik. Böyle kaydırarak kapattım ben. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Böyle yuvarlak yuvamı elde ettikten sonra 4 tane zincir çektim. Bir kez doladım tığıma. Yuvamın içinden giriyorum. Şöyle tığımızda 3 tane ilmeğimiz oluyor. Parmağımdakinden dolayıp üçünü bir kapatıyorum. Burada minicik bir kutu oluşturmuş oldum en başta. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Aynı yerden girdim. Üçünü bir aldım, kapattım. Bu şekilde minik minik yuvalar elde ediyoruz. Bir kez doluyorum. Üçünü birden aldım, kapattım. 3 tane oldu. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 4. Şu ipimi kesip yakacağım. İki zincir çektim. Bir kez doladım. Aynı yerden girdim. Tek seferde çekiyorum 3 ilmeğimi de. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oldu. Az yerleştiriyorum elimle. 2 zincir çekip bir kez doladım. Yine aynı yerden girdim. Hepsini birden aldım. 6 tane oldu. 6 tane olduktan sonra şu ilk yaptığımızı biliyorsunuz 4 zincirle yapmıştık. İlk yaptığımızın bu zincirin içinden giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Kaydırarak burayı birleştiriyorum. Şöyle. Birleştirdik. Şimdi 6 tane yuvamız oldu burada. Hemen ilk yuvamın içinden giriyorum. Bir sık iğneyle buraya kapattım. Şöyle. 13 zincir çekiyorum. 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane zincirimi çektim. İlmeğimi sabitliyorum. Bu şekilde zincirin altından girip ilmek topluyoruz. Fıstık yapacağız. 2. Şu çok uzun yapmıyoruz ilmeklerimizi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane ilmek topluyorum. Bu şekilde fıstık yapacağız. Parmağımdaki ipten dolayıp hepsinin içinden geçiriyorum. Elimizde bu şekilde sıkıştırıyoruz. Şuradan bir ilmeğimi bakın alıyorum.
Burada kapatıyorum fıstığı. Şu kapattıktan sonra yine sık iğne ile battığımız, daha sonra zincir çektiğimiz yuvamızın içinden tekrar giriyorum bir sık iğne ile. Fıstığımı da buraya sabitliyorum. Bir tane fıstık elde etmiş olduk. Hemen yanında bakın. Hemen yanındaki yuvanın içinden giriyorum bir sık iğne ile. Tekrar 13 zincir çekiyorum. Hemen 1 2 ilmek topluyoruz. Alttan giriyorum. Bir ilmek aldım. Bir zincir yukarı çekiyorum. Çok küçük bir ilmek yapıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 17 tane topluyorum. Parmağımdaki ipten dolayıp hepsinin içinden geçiriyorum. Elimizle sıkıştırıyoruz. Karşıdaki ipi alıp tığımdaki ilmeğin içinden geçirerek kapatıyorum bu şekilde fıstığımı. Öncelikle kapatıp daha sonra yuvanın içine bir sık iğneyle sabitliyorum. Böyle iki tane fıstığımız oldu. Hemen üçüncü ilmeğin içinden giriyorum. Bir sık iğneyle kapat. Şöyle iki tane yan yana fıstık yaptık. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğiz. 5 13 zincir, üzerine 17 ilmek topluyorum ve aynı işlemle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bakın 1 2 3. de fıstık yapacağız. Şöyle 4 5 6. 6 tane ilmeğimiz var. 6 tane fıstık yapacağız aynı işlemle. Şimdi ben fıstıklarımı tamamlayıp geri döneceğim. Evet, bu şekilde ikisini birlikte yapmıştık. 3.'ye başlamıştım. 3 toplam 6 tane fıstığımızı yaptık. 6 tane yaptık. En son kısma geldiğimizde şurada bir birleşim sağlamak için 6. fıstığımı kapattım. Bakın hemen karşıda sık iğne ile girdiğimiz ilk sık iğnemizi yaparak girdiğimiz yerin içinden giriyorum. Bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmeğimin içinden geçirdim. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Burada bir birleşim sağlamak için o kaydırma yöntemiyle tam orayı birleştirdim. Şöyle bir fıstık elde ediyorum. Yani fıstıklı motif elde ediyoruz. İsterseniz öncelikle motiflerinizi tamamlayabilirsiniz. İsterseniz alt kısmını yapabilirsiniz. İkisi ayrı ayrı en son kısımda birleştiriyoruz. İplerimi yakıyorum şöyle. Diğer yaptıklarımla birlikte göstereyim. Bunlar patlıcan mor aslında. Videoda çok fazla belli olmuyor ne renk olduğu ama bittiğinde bitmiş halini kısa video olarak kanalımda paylaşacağım. Kısa videolarda genellikle bitmiş hallerini paylaşacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Oradan görebilirsiniz modellerimin bitmiş hallerini. Şöyle 5 motif yaptım ben. Şimdi birlikte alt zemin kısmını yapalım. Daha sonra birleştirme kısmına geçeceğiz. Evet, alt zemin kısmını yapacağız şimdi. Ben aslında başladım modelime. O yüzden böyle alt kısımda tutuyorum. Fakat nasıl başlamamız gerektiğini göstermek için daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Bir sık iğneyle ipimizi sabitliyoruz yazmamıza. Daha sonra 4 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Aynı sık iğneyle battığımız yuvanın içinden giriyoruz. 3 ilmeğimi birden çekip kapatıyorum. Şu şekilde. Küçük bir kutucuk yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bir altta yaptığım kutunun içinden girdim. Yine 3 ilmeğimiz var. 3'ünü birden alıp kapatıyoruz. Bu şekilde küçük küçük birbirinin içinden girerek halkalar oluşturuyorum. Köprü şekli yapacağız.
En alttakini 4 zincir çekiyoruz. Çünkü en alttaki zemine bağlı olduğu için 4 zincirle yapıyorum. 5 zincir olduğunda çok kocaman duruyor. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum. Bir altta yaptığım kutumun içinden girdi. Üçünü bir çektim, kapattım. 5 zincir çektim. Bir kez doladım. Aynı şekilde üçünü bir aldım, kapattım. İki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Hepsini birden alıp kapatıyorum. Böyle 2, 4, 6 oldu. 5 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Hepsini bir çekip kapatıyorum. Aynı işlemle yukarıya doğru çıkıyoruz. 8. 5 zincir çekiyorum. Aynı şekilde üçünü bir çekip kapatıyorum. Şimdi bu şekilde 2, 4, 6, 8, 9 tane yaptım. 9 tane tamamladıktan sonra bakın 3 tığ batısı bırakıp dördüncünün içinden giriyorum. Bir sık iğne ile buraya köprümü kapattım. Şu şekilde bir köprü oluşturarak başlıyorum. En baştan başlarken de bu şekilde başlayabilirsiniz. İlk köprümüzü yaptık. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Bir yandaki tığ batısına girdim. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Hemen bir yandakine girdim. Kapattım. 2 tane tığlama yapmış oldum yani şurada. İkinciyi de girdikten sonra yine 4 zincir çekiyorum. Kez doladım. Üçünü birden aldım, kapattım. İkinci de 5 zincir. İkinci ve sonrasında yine ilkinde yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. 5 zincir çekip bir kez doluyorum. Bu şekilde zincir halkaları gibi birbirine girmiş zincir halkaları gibi köprü oluşturuyoruz. Birçok köprü modelinde de aynı işlemi kullanıyoruz aslında. Bunda diğerlerinde mesela ben 2-2 alıyorum köprü yaparken. Bunda çok iri duruyor o şekilde. Yani bir kez doluyorum mesela. 2-2 kapatıyorum şuradaki trabzanımı. Bunda 5 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bir alttakinden girdim. Mesela şurayı 2-2 alıp kapatıyorum. Ama bunda tek seferde üçünü bir çekiyorum. Daha sıkı, daha birbirine yakın küçük kutular oluşturmak için. Dört, altı, sekiz. Sonucu da yaptık. 9 tane. 9 oldu. 9 yaptıktan sonra 3 tığ batısı bırakıp dördüncüye bir sık iğne ile kapatıyorum. Bu yaptığım 2 tane köprü kısmı motiflerin ara kısmında kalacak. Şimdi motiflerimizin birleşeceği kısmı yapıyoruz. 2 tane yaptım köprülü. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Bir yana kapatıyorum. 2 zincir çekip hemen sıradaki tığ batısına kapatıyorum. Burada 3 tane tığlama yapıyorum. 3. tığlamamı kapattım. 7 zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne ile kapatıyorum. Burada minicik bir kirpik yaptım. Tekrar 2 zincir çekip bir yana geçiyorum. 2 zincir çekip bir yandaki sıra batısına geçiyorum.
Yani iki köprü yaptıktan sonra 3 tığ batısı yapıp bir tane küçük kirpik yapıyoruz 7 zincirle. Tekrar 3 tığ batısı yapıyoruz. Bu da motifimizi birleştireceğimiz kısım. Tekrar buradan devam ederken 4 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Şunu bir alıyorum. Yine köprümüzü yapacağız. Buraya da iki köprü birleştireceğiz ve motifimizin geleceği yuvamızı yapacağız. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Bakın şöyle iki tane köprü yapıyorum. Ben iki tane bıraktım arada. Müşterim biraz üç tane çok açık olduğu için iki istedi. O yüzden ben iki bıraktım. Burada üç de bırakabilirsiniz. Çünkü motifler biraz zor. Yapımı uğraştırıcı. Arasını az daha açmak isterseniz açabilirsiniz. Bu şekilde iki köprü bir tane yuva, iki köprü bir tane yuva şeklinde yazmamızın alt kısmını yapıp tamamlayıp bitirebiliriz. Motiflerimiz de bu alt kısmı bitirdiğimizde kaç tane motife ihtiyacımız olduğu da ortaya çıkacaktır. Ben bitmiş halini paylaştığımda videonun altına kaç motif kullandığımı da yazacağım. Şimdi biraz uzatacağım ve motiflerimizin birleştirme kısmına geçeceğiz. Evet, bu şekilde yaptık. Bakın. İpimi tığıma sabit diyorum. Şu kısmı motifimiz birleşecek. Yani köprünün arasında şöyle 7 zincirle küçük kirpik yapmıştım. Tam bu köprülerin ortasına motifim birleşecek. Bir tane motifimi alıyorum. Şöyle ayarlıyoruz. 3 tane böyle yukarıya gelecek şekilde tığımı buradan geçirip aradaki ilmeğimi tam ortadan yukarıya çıkartıyorum. Şöyle tutabiliriz daha rahat yapmak için. Hemen ilmeğimin içinden girdim. Bu ipim biraz kısa oldu aslında. Tutamadım çünkü arkadan tam ortadan girdim. İpimi buraya sabitliyorum. Bir sık iğneyle buraya girdik. 6 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine bir sık iğneyle kapatıyorum. Bir. Pardon. 6 zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğneyle kapatıyorum. Altı zincir çekip aynı yere kapatıyoruz. Buraya kirpik yapıyoruz. Altı zincirle ben altı tane kirpik yaptım. Beş olmuş. 2, 3, 4, 6 zincir çekiyorum. Aynı yere. Bir sık iğneyle kapat. Bir tane zincir çekip ipimizi biraz uzun kesiyoruz. Şöyle motifimi şöyle düzelteyim. Bu şekilde motifimi buraya birleştirmiş oluyorum. Şimdi bu ipleri arka kısma çekeceğiz. Şöyle düzeltebilirsiniz. Elinizde ütülemeden önce mutlaka düzeltin. Ütülendikten sonra zaten yerine oturacaktır. Şimdi motifimin arka kısmını çevirdim. Biraz koyu bir renk olduğu için çok görünmüyor ama. Hemen orta kısmından gireceğim. Bu iplerimi uzun bir şekilde bıraktığım iplerimi şöyle tığıma dolayıp arka kısma çekiyorum.
Aynı şekilde diğerine de yapıyorum. Bu şekilde çektik arkaya. Şimdi arkadan daha sabit durması için iplerimizi böyle aralardan birkaç kez geçireceğiz. Şöyle bakın. Tığıma doluyorum. Çekeyim. Hemen alt kısmı geçiriyorum. Şöyle. Üstü. Ara kısımlardan dediğim gibi geçiriyoruz. Hem çıkmamasını sağlıyor, hem daha sabit durmasını sağlıyor. Yani rastgele giriyorum aslında. Herhangi bir yerden giriyorum. İğmeğimi içe doğru çekiyorum. Biraz ilerlettik. Bakın şöyle yerleştikten sonra bu ipimi kısaltıyorum. Çakmamla yakıyorum ve oraya yapıştırıyorum. Bu şekilde çıkma ihtimalini azaltıyorsunuz. Şöyle ipimizi kısaltıyoruz. Yakarken dikkatli olalım. Şöyle hafif yaktık ve yapıştırdık. Ve bu şekilde şöyle ortasını düzeltelim. Motifimizi de birleştirmiş oluyoruz. Bakın. Çok hoş duran bir model oluyor. Umarım siz de yaparsınız. Denersiniz. Şimdi ben buraya birkaç tane daha motif birleştireceğim. Bitmiş halde sizinle paylaşacağım. Modelimizin bitmiş hali. Ben böyle bitirdim. Yarım kenar kadarını yaptım. Ütüledim. Çok güzel oldu gerçekten. Ama ağır bir model dediğim gibi. Arasını açabilirsiniz. 3 tane bırakabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Böyle sıkı haliyle de tabii ki daha bir ağır, daha bir güzel durdu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Denemenizi tavsiye edeceğim modellerden bir tanesi. Çok güzel duruyor gerçekten. Ben ütüledim. Bu ütülenmiş hali modelimin. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.